Başak Acar Yılmaz, Related Digital Ürün ve pazarlama ekibi yöneticisiyim. Gün boyu farklı seanslarda modern pazarlamanın ortasına müşteriyi, insanı ve müşteri deneyimini koymamız gerektiğini konuştuk, paylaştık. Ben bugün sizlere Peki bunu yaparken hangi araçları kullanabiliriz, hangi metodları kullanabiliriz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Hatta birkaç sunumun sonunda da küçük bir örneğimiz var. Bizim bir iş ortağımızla yaptığımız bir örneği göstereceğim. Şu an burada sizlerin de gayet aşina olduğunuz çok farklı uygulamaların, platformların logolarını görüyorsunuz. Ben biraz burada kendi örneğim üzerinden gittim aslında. Ee, sabah kalkıyorum, gün içinde sosyal medyayı mutlaka kontrol ediyorum. Maillerime bakıyorum. İş maillerime bakıyorum, kişisel maillerimi kontrol ediyorum. WhatsApp gruplarım sürekli alarm halinde. Ee, en son hafta sonu evdeki su arıtma cihazından şikayetçi olduğum için ilgili markanın çağrı merkezine ulaştım. Ee, Eve sipariş verirken karşıma çıkan bir banner'a tıkladım. Çünkü ilgimi çeken bir banner çıktı. Beni yönlendirdiği platforma gittim. 29 Kasım Black Friday. Şu an hepimiz dört gözle indirim günlerini bekliyoruz. Hatta şu an birçok çevremdeki birçok arkadaşım bazı ürünlerin şu anki fiyatlarını, screenshotlarını almış durumda. O gün gerçekten indirim olup olmadığını karşılaştırmak için. Peki bu kadar fazla platformla etkileşime giriyorum, o platformlarda ayak izimi bırakıyorum. Bazı gördüğüm mesajlar hoşuma gidiyor, bazıları gitmiyor, bazıları gerçekten beni satın almaya tetikliyor, bazıları kapatıp çıkma duygusu uyandırıyor. Bu durumda beni hedefleyen bir markanın yani Başak hedefleyen bir markanın önüne bir challenge geliyor. Başak kimdir? Hangi platformlarda? Hangi davranışları sergiler, kadın mıdır, erkek midir, kaç yaşındadır, ilgi alanları nelerdir, neden hoşlanır, karşısında hangi mesajı, hangi kanaldan çıkardığımda onu kendi markamla ilgili iletişime etkileşime sokabilirim gibi temel sorular geliyor. Bugün bahsedeceğim aslında az önce kapağı atladım, kusura bakmayın. CDP dediğimiz Customer Data Platforms işte bu soruların cevabını rahatlıkla bulabildikleri araçlardan bir tanesi. Ee, bu sulay teken bir iki cümle daha söyleyeyim ee, Bu soruları bulabilmek için bu soruların cevaplarını bulabilmek için aslında markanın ihtiyacı olan tek veya birkaç ana bilgi var O da benim kimlik bilgim yani bütün bu platformların üzerinde ben başak olarak iz bırakırken aslında kendime ait unique bir bilgi bırakıyorum. Bu farklı şekiller, şimdi göstereceğim şekilde farklı ID'ler olabilir. Örneğin, Browser'ımda herhangi bir sisteme hiç üyelik yapmadan sadece Browser'ımda işlem yaptım. Dolaştım, haber okudum, blog okudum, bir tane işte search yaptım, search sonucu gelen ürüne tıkladım, geri çıktım. Bunların hepsi Browser'ımın cookies'inde loglanıyor. Dolay ama ben kukimi temizleyene kadar, keşimi temizleyene kadar aslında Başak olarak attığım her adım browserımın kukisinde var. Ee, bazı platformlar üyelik istiyor. Peki, üyelik yapıyorum. Ee, e telefon numaramı paylaşıyorum. Hatta bazıları, e sen bunu paylaştın ama bir de doğrula bakalım, gerçekten sen o paylaştığın kişi misin? diye soruyor. Beni ya OTP ile ya da e-mail doğrulamayla beni ben olduğumu ispatlamaya yönlendiriyor. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Yani burada da aslında şey anonimden başak yani tanımlı kişiye doğru giden gittikçe de daha da doğruluğu ispatlanmış ve artan bir ID grubu var aslında. Bunların hepsinden tabii ki de paylaştıktan sonra dediğim gibi silerek kurtulabilirsiniz. Opt out yapabilirsiniz ya da belirli e, regülasyonlar sayesinde marka iletişime geçip benim verimi sil, iletişim iznimi kaldırıyorum şeklinde kendinizi tekrar korumaya alabilir, güvenliğinizi tekrar sağlayabilirsiniz. Ee, evet, şimdi aslında yavaş yavaş CDP'ye de gidiyoruz. Şimdi kimliğim ortaya çıktı. Evet, ben Başak'ım, beni tanıdı. Ee, i̇şte 38 yaşında, beyaz yakalı, İstanbul'da yaşıyor, sarı yerde oturuyor. Ee, su cihazı kullanıyor. İşte arada eve bazı yani fazla dışarı çıkmaya üşendiği zaman eve sipariş veriyor. Ya da işte Instagram'da karşısına ilgisini çeken bir marka reklamı çıktığı zaman tıklayıp siteye gidip alışverişini yapabiliyor. Peki bunları yakaladı. Bunları yakalaması ona şunu da verdi. Beni tanıdı. 360 derece beni değerlendirebilir duruma geldi. Artık beni de tanıdığı için bana e, her kanaldan sürekli aynı mesajlarla gelmiyor olması gerekiyor. Beni yakalamak için farklı kanallardan birbirini tamamlayan, bütünleyen mesajlarla karşıma çıkması gerekiyor. E, bazen beni e, farkına, ben farkına varmadan e, biraz yolculuğumu, yani journey'imi biraz şekillendirmesi gerekiyor. Akışa mailden başladıysam, ve buna reaksiyon vermediysem puşt tekrar dikkatimi çekmesi gerekiyor ve en önemlisi bana karşı da ana sorumlulukları var. Benim kişisel verilerimi e, kullanmanın, işlemenin, e, her şeyden önce toplamanın, e, saklamanın veya bir yerle paylaşacaksa da e, bunun iznini benden alması gerekiyor, bunun güvenliğini sağlaması gerekiyor, yurt içinde ve yurt dışında da bununla ilgili regülasyonları uyması gerekiyor. Peki, e, <laughs> sabah benzer bir slide yine vardı. E, bir müşteri ya da kullanıcı diyelim ya da bir birey diyelim, bir markanın önce potansiyel müşterisidir. Hemen e, sadık müşterisi haline gelmez. Bu biraz uzun bir e, serüven aslında ve şu anki e, bu kadar fazla mesajın ve kampanyanın, teklifin havada uçtuğu bir dünyada pazarlamacılar için de aslında oldukça zorlu da bir hedef. Burada gördüğünüz gibi her fazda farklı touch pointlere değiyoruz. Fiziksel anlamda ya da dijital anlamda. Dijital anlamda ilk olarak bir ürünü arayarak başlayabilirsiniz. Bir blog da karşınıza çıkar. Arkadaşınız WhatsApp'tan linkini gönderir. Zaten şeyi de biliyorsunuzdur, hep e, şu son dönemin mitidir. Ya arkadaşımla bir şey konuşuyordum, birden önüme reklamı çıktı. Bir anda sizi başka bir yerden yakalar. E, işte dinleniyor muyuz acaba o şeyi, kaygıları? E, dolayısıyla bir pazarlamacının sizi potansiyel müşteriden, müşteriden sadık müşteriye e, çevirene kadar ki dokunduğunuz bütün touch pointlerde, fiziksel olabilir... E, dijital olabilir. Size doğru zamanda doğru mesajı doğru şekilde yetmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu fazlardan çok hızlı bir şekilde tekrar başa dönebilirsiniz ya da o, tekrar hiç o marka ile ilgili bir şeye uğramadan çıkıp gidebilirsiniz. Bu da beraberinde şunu getiriyor: daha kişiselleşmiş markanın anladığı, beni tanıdığı ve anladığı nelerden hoşlandığımı nelerden hoşlanmadığımı gördüğü e, ve Tüm kanallarda bütünleşik, bizim omni channel dediğimiz bütünleşik bir deneyimi bana sunduğu bir dünyanın olması gerekiyor. CDP'ye girebiliyoruz artık yavaş yavaş. Şimdi bunu yapmak için de dijital pazarlamanın farklı farklı araçları, ürünleri var. CDP kavramı ilk defa 2013 yılında ortaya atılıyor. Aslında basitçe şöyle tanımlanıyor first party kaynaklardan yani doğrudan sizin kaynaklarınızdan datayı toplayan, o datayı birbiriyle ilişkilendiren ve tek bir müşteri bir müşteri için tek bir kart haline getiren yazılım parçası. Böyle tanımlanıyor basitçe. Aslında evet basitçe de yaptığı bu. Ama tabii ki çok daha akıllı bir sistem. Çok daha kompleks algoritmalarla beslenen, çok da az önce bahsedilen yapay zekanın, machine learning'in güçlendirdiği bir sistem. Ama günün sonunda çok temelde şunu sağlıyor. Bu müşteri kimdir? Hangi platformlarda hangi ayak izini bırakır? Nasıl davranır? Nelerden hoşlanır? Ben ona hangi mesajı nasıl gösterirsem ve hangi kanaldan gösterirsem İlgisini çekerim, gibi soruların cevaplarını verir. Benim en sevdiğim maddelerden bir tanesi de en altta yazan, şu ana kadar ben de çok teknoloji şirketinde çalıştım buradan da önce, datanın ve raporların sahipleri her zaman IT ekipleridir. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda, rica minnet gidersiniz, lütfen şunu da çek. Veya raporu unutursanız bir daha gidersiniz, bir de şunu da alabilir miyim? Burada yani, ve insight'i oluşturmaya çalışırsınız. Ama burada e, CDP'nin bir avantajı, data'nın doğrudan sahibi, yönetimi, operasyonu doğrudan şirketinizin iş birimlerinde ve pazarlama ekiplerindedir. E, 360 derece bakış açısını sağlar dedik. E, data, pazarlama ve iş birimi nedir dedik. Aynı zamanda e, müşterileri tanıdınız, etribütlerini biliyorsunuz. Bu müşterilerin birbirleriyle olan benzerliklerini ya da farklılıklarını da segmente edebilir hale geliyorsunuz. Ve bir önemli diğer konu da bugünle geçmişi birleştirebiliyorsunuz. Yani şu an anlık hareketleriyle aksiyon tetikleyebileceğiniz gibi bu müşterinin historisini de bileceğiniz için geçmişte yaptıklarını da baz alarak aksiyon tetikliyorsunuz. Yani örneğin şöyle, ben işte mesela yeğenime çocuk tiyatrosu bileti aldım ama çocuğum yok. Ya bana sürekli çocuk tiyatrosu önermiyor olmanız lazım. Geçmişte daha önce almış mıyım, almamış mıyım? Geçmişte daha önce bununla ilgili başka bir aksiyon almış mıyım, almamış mıyım? Kontrol edilmesi gerekiyor. Burada mimariyi biraz göstereceğim. Yani aslında altyapınızda CDP nereye oturuyor? Burada gördüğünüz gibi çift taraflı oklar var. Yani kanallarınız CDP besler, CDP kanallarınızı besler. First party datanız aynı şekilde yani bu yaptığınız anketler olabilir, CRM datanız olabilir, ERP datası olabilir, işlem logları olabilir ya da çok farklı Wi-Fi logları bile olabilir. Yani sahip olduğunuz, topladığınız o müşteriyle ilgili topladığınız tüm datayı CDP'ye besleyebilir. ve tekrar orada yani orada işleyerek o müşteriyle ilgili bir çıktı insight elde edebilirsiniz. Tabii ki burada CDP'nin içine girdiğimizde yapay zekayı ve machine learning'e eklediğimizde de predictive algoritmalar, predictive segmentler, bu kitle veya bu kişi şu an bunu sevdi, şunu da sevme ihtimalinin olasılığı budur şeklinde hesaplamalar da yapılabilir. CDP temelde iki fonksiyon sunar dedik. Bir tanesi datanın tekilleşmesi. Yani bir kişiyle ilgili müşteriniz olabilir, müşteriniz henüz müşteriniz olmamış olabilir. Bir kişiyle ilgili tek bir kart toplar. Yani tek bir dosyada Başak, 38 yaşında, kadın, Instagram'da moda blogları takip etmesi takip etmeyi seviyor. Facebook'la fazla ilgilenmiyor işte arada canı sıkıldığında fal uygulamasına bakıyor. Müşteri hizmetlerini bugün üç kere aradı, sanırım bir şeyden mutsuz şeklinde tek bir kartı oluşturuyor. Bir diğer önemli e, fonksiyonu da etribütlerle müşteriyi taglediği için farklılıkları ve ayrılıkları anlamanıza sağlıyor. Yani Burada gösterdiğim dört tane model aslında bizim kendi ürünümüzün, kendi platformumuzun segment modelleri. Alışveriş sıklığına göre, alışveriş yaparken ödediği meblağa göre, sitenizi veya uygulamanızı ziyaret sıklığına göre, en son ne zaman ziyaret etti, son altı ayda kaç kere alışveriş yaptı ya da belirlediğiniz bazı kurallar olabilir. Ya da bir persona oluşturursunuz, o personaya bir isim verirsiniz, o personanın içine dahil olur. Dolayısıyla biz dört modelle topluyoruz segmentlerimizi. Müşterileriniz arasında gruplar oluşturabilirsiniz veya bu grupları ayırabilirsiniz. Birden çok grubu etkileyecek, grupları birbiriyle birleştirerek de aksiyona geçebilirsiniz. Dolayısıyla diğer önemli bir özelliği de segmentasyon. Şimdi müşteriyi tanıdık. Müşterileri birbiriyle benzeştirdik, grupladık, ayırdık. Kime nasıl gideceğimizi, kime hedefleyeceğimizi, hangi mesajı kime çıkaracağımızı karar verdik. Şimdi sıra aksiyonda. Yani kanallar üzerinden iletişime geçmemiz gerekiyor. Bunu manuel olarak da yapabilirsiniz ama çok maliyetli olacaktır. Sürekli listeleri çekip, üzerinde işlem yapıp, bir daha yeni listeyi oluşturup bir daha işlem yapıp e, operasyon maliyeti oldukça oldukça yüksek çıkacaktır. Bizim customer journey manager dediğimiz ya da literatürde işte journey orchestration olarak geçen e, bu akışı otomatize eden yine ürünler var. E, yani buradaki akışta gördüğünüz gibi bir kullanıcı platformumuzda geldi. İlk hareketimiz ona hoş geldin maili atmak. Maili aldı. E, açmadı, ilgisini çekmedi. Ona tekrar bir maille daha gitmiyor olmamız gerekiyor. Bu sefer başka bir kanaldan yakalamaya çalışmamız gerekiyor. Sosyal medyadan yakalayabiliriz. Google'dan, Facebook'tan. Ee, ya da push yakalayabiliriz. Belki mobilden yakalarım. SMS yakalayabilirim. Hala mı yakalayamadım? O zaman artık bu müşteriyi bir daha aynı akışa sokmuyor olmam gerekiyor. Yani mutsuz edercesine müşterilerimizi sürekli aynı akışın içinde döndürmememiz gerekiyor. Ya da her şey yolunda gitti, e-mailime reaksiyon verdi, açtı, okudu, her şey çok güzel. Biraz beklerim, gene çok da böyle sık boğaz etmeden, biraz beklerim. İki gün sonra siteye geldiğinde önüne bir pop-up açarım. Hoş geldin, senin için ürünlerim var, görmek ister misin, ilgini çeker mi gibi. Yine her şey yolunda giderse zaten bu iş satın almaya döner. Bu akışta çok detayını görmüyorum ama işte açtım pop-up'ı, gene ilgisini çekmedi. Bir daha bir mobil kanaldan denerim. Olmuyorsa yine bu müşteriyi bir daha bu akışın içine girmeye zorlamam. Peki, bu kadar anlattık. CDP işte onu yapar, bunu yapar, şunu yapar. Ama temelde Organizasyonların özellikle de son dönemde ana problemlerinden biri olan ya da problem demeyelim de çözmeye çalıştıkları, iyileştirmeye çalıştıkları konulardan biri olan maliyet aslında. Yani CDP aslında her şeyden önce operasyonunuzun ve pazarlama yatırımınızın maliyetini düşürür. Çünkü doğru mesajla, doğru zamanda müşteriye gidersiniz. Farklı sürekli bütün kanallardan kaç tanesini yakalarsam diye reklamı basmazsınız. Ee, tabii bunu yaparken tabii bir yandan da bunu fiziksel olarak yani IT anlamında da maliyet faydası vardır. Üst üste biriken anlamsız datalar oluşmaz. Ee, daha kişiselleşmiş bir journey yaratabilirsiniz ee, ve anlık dediğim gibi şu an, bugünkü datayla ile geçmişi birleştirebildiğimiz gibi anlık olarak da reaksiyon verebildiğimiz için e, Müşteriyi o an orada daha ne olduğunu anlamadan direkt yakalarız. Hafta sonu şöyle bir biriyle sohbet ediyordum. Şeyi söyledi, özellikle operatörlerde şöyle bir sıkıntı var. Telefon, attıkları SMS'ler müşteri ulaşmıyor. Asıl dertleri bu. Yani bir sürekli tarife SMS'i, onun SMS'i, bunun SMS'ini atıyor. Ve bir araştırma yapıyorlar. Telefonla konuştuk, cebinize sokana kadar ki 10 saniye içinde SMS'i size ulaştırırlarsa açma oranınız %80'lere kadar gidiyormuş. Yani telefonu cebinize sokmadan önce bir kere şöyle ekrana bakıyor musunuz aslında? Yani bakıyormuşuz hep beraber. ve şu an o anı yakalamaya çalışıyorlar ve bunu yakalamak için gerçekten de ciddi anlamda teknoloji geliştirmeye çalışıyorlar. peki, yavaş yavaş sonuna da geliyorum. Biz ne yapıyoruz? Related Digital olarak biz ne yapıyoruz? Biz buna USPA diyoruz. Burada kullandığımız metodolojiyi USPA diyoruz. Unify Segment Personalize, Automate. CDP ürünümüzle, evet bizimle paylaştığımız birinci kaynak data source, yani birinci data source, birinci kaynak, third party data source'u topluyoruz. Bunu unify ediyoruz. Müşteri kartlarını oluşturuyoruz. Segmentasyon yapıyoruz bir yani benzerlikleri veya farklılıklara göre ayrıştırıyoruz ki hedefleyebileceğiniz kitleyi oluşturabilelim. Buna göre içerikleri kişiselleştiriyoruz. Hangi müşteriye, hangi e, içerikle, hangi teklifle gidebileceğinizi recommendation'ını geliştiriyoruz. Ve en sonunda da bu kampanya akışlarınızı, tüm kanallar üzerindeki kampanya akışlarınızı otomatize etmenizi sağlıyoruz. E, şu anda bu kurguyla çalışan 1000'den fazla markamız var. Ee, bir birçoğunda da güzel use case'ler yaratıyoruz. Ee, bunları sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda markalarla beraber paylaşıyoruz. Ee, dolayısıyla ben sunumu, yani konuşmama son olarak böyle buna benzer, bu az önce bahsettiğim örneklerden biriyle son vermek istiyorum. Ee, hepimizin bildiği, şu an adı paylaşmadım, hepimizin bildiği Türkiye'nin lider e, kitap, müzik Oyun, kırtasiye, mağazalar zincirinden biri. Ee, çok basit aslında bir ihtiyaçları var. İnanılmaz trafik alıyorlar, çok yüksek trafik alıyorlar, web sitelerinde özellikle. Ama bunun çok hızlı satışa dönüyor. Ve bunu çözümünü bir kupon kodu dağıtalım, herkese indirimi verelim, oradan birilerini çekelim gibi birazcık e, geleneksel ve çok da üzerine düşünmemiş bir yöntemle yapmak istemiyorlar. Burada biz devreye girdik. bu markadan sorumlu account manager arkadaşlarımız marka ile oturdu. Datasını inceledi. Neler yapabileceğini inceledi. Müşterilerini segmente ettik, kategorize ettik. ve o müşterilere ilgilerini çekebilecek ürünlerin fiyatları düştüğünde ya da o ürünlerle ilgili bir değişiklik olduğunda belirli kanallardan ulaşıldı. Ve gerçekten de gözle görülür, hem conversion rate yani giden mesajın satışa dönme oranı %30'a kadar yükseldi. Sitede kalma oranı yine aynı şekilde %30 yükseldi. Ve şu anda da haliyle hazırladı. biz bu markamızla özellikle e-mail ve web push kanallarında programlı, yani zaman programlı 505 tane segmentle çalışmaya devam ediyoruz. Ee, düzenli olarak da tabii ki bu kampanyaların dönüşlerini de takip ediyoruz. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ben ve arkadaşlarım aşağıda olacağız. Sorunuz olursa teşekkür ederim.